Sevgili dostlar, selamlar, saygılar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ürün incelemesi yapmak istiyorum sizlerle ve bu ürün incelemesini yaparken açıkçası heyecanlıyım. Çünkü ilk defa internetten bir internet modemi satın aldım ve daha önce normalde internet servis sağlayıcılarımızın vermiş olduğu modemleri kullanıyorduk. Hatta şöyle göstereyim sizlere. TP-Link'in normalde kendi internet servis sağlayıcımın vermiş olduğu modemi kullanıyordum ama 3,5 yıl sonra bu modem hakkı rahmetine kavuşmuş bulunmakta. Belki de 3 yıl, tam emin değilim açıkçası süresinden. Ve bu modemdeyken açık konuşmak gerekirse çok fazla ping sorunu, işte normal Valorant gibi online FPS oyunlarında sürekli kopmalar, donmalar yaşıyordum. Ama ben yine aynı markanın İnternette farklı bir ürününü satın aldım. Bu ürün normalde çok fazla yorum almış ve çok fazla olumlu yorumu vardı. Açıkçası denemek istedim. İnternet servis sağlayıcımın profilinde ise girdiğimde rakamlar çok yüksekti. 2-2,5 milyara kadar çıkıyordu. Ben de 1400 liraya, yani 2024 yılı Eylül ayında almış olduğum 1400 liraya şu modemi tercih ettim sevgili dostlar. TP-Link'in AC1200 modeli. Sizlerle bugün bu modeli inceleyeceğiz. Umarım video hoşunuza gider. İsterseniz başlayalım. Şimdi modem hepsi burada da kendi kurumsal satıcısına 1399 liraya satılmakta. Kredi kartından taksit aldığımız için cebimizi çok fazla yormayacak. Aynı zamanda 5 GHz'lik bir hız destekliyor. Yani normalde şu modem 35 megabitlik internet kullanmama rağmen 4 megabit zor girmemi sağlarken bu modem 35 megabit internetimizin %90-%80'ini vereceğini düşünüyorum. Zaten yapacağımız testlerde de bunları göreceksiniz sevgili dostlarım. Hemen jelatinini açıyorum. Daha önce sanırım sıfır ürün olduğunu buradan jelatinini açarak anlayabiliyorsunuz. Jelatinini kaldırıyorum. Şöyle çıkaralım. Ürün jelatinini çıkardık. Kutuyu nereden açabilirim diye bakıyorum. Şurada bir açılış yeri var ama evet. Burada bir açılış yeri var. Şöyle ters tutuyormuşum. Bu modem, şunu da ekleyelim, fiber internet destekliyor mu bilmiyorum ama benim gibi VDSL ya da ADSL internet paketiniz yani mevcutsa bunu destekliyor sevgili dostlar. Ama fiberi destekleyip desteklemediği konusunda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Alacağınız zaman satıcıya mutlaka bunu sorun sevgili dostlarım. 4 tane harici anteniyle beraber geliyor ve evinizin her köşesinden çekme garantisi veriyor aynı zamanda internet servisi. Evet, şu şekilde çıktı. 2 tane bu arka kısımdan, 2 tane de ön kısımdan. Şöyle 4 adet portla beraber size geliyor sevgili dostlar. Ve modem bu şekilde sizlere ulaşmış olacak. Yine antenlerde jelatinler var. Bu jelatinleri açabilir miyiz? Bıçağımızı nereye koyduk? Bu jelatinleri çıkaralım. Bant mı acaba? Bant da değil ama. Ürünü çizmek de istemiyorum. Neyse, bunlar ayrı bir zaman bakarız. Belki bu şekilde olması daha sağlıklı olur. Acaba çekimde bir sorun yaşar mı? Jelatin var. Neyse, bu jelatinleri çıkartırız. Bunda sorun yok. 1 adet modem, 4 adet harici anten. Aynı şekilde bir tane ne gelmiş? Splinter'la beraber geliyor eğer ihtiyacınız olursa diye. Telefon kablosu, 2 tane telefon kablosu, internet kablosu yine geliyor. Bir tane adaptörle beraber geliyor. Şimdi biz kameramızı ve modemimizi alıp gideceğiz. Kurulumunu yapacağız sizlerle beraber ve internet hız testi açacağız. Açacağız. Bazen kelimeleri yutuyorum. Evet, adaptörümüzü aldık.
Bunu değiştirmenin asıl sebebi de şuydu. Çok fazla cızırtı olduğu için korktum. Yorumlarına baktım. Ömrünü tamamladığı zamanlarda cızırtı yaparmış. Ve bu cızırtı bir normalde internet yükleme hızındaki cızırtı değil. Sanki içerisinde bir şeyler yanıyormuş gibiydi. Ve yangın çıkarır, sigorta attırır diye değiştirmek istedim modemi. Yani ilk defa 3 yıl sonunda bir modem alıyorum. Bunu da buradan belirtelim. Şimdi bunun arkasında şifreleri falan var mı? Acaba aynı şifreyle mi gireceğiz? Ona bakıyorum. Evet, şifre var. Tamam, hadi gidelim isterseniz. Bir interneti Ben hala bağlayalım. şu kablolardaki jelatinleri çıkaramadım bu arada. Şunları ayarlıyorum. Modemi çalıştırdık. Şimdi modemin kurulumunu yapacağız ama öncelikle açılmasını bekliyorum. Şimdi yavaş yavaş ışıklar, wifi'ler falan yanmaya başladı. Şöyle. Bakalım hepsi yanacak mı? Bilgisayarımızı da açalım. Modem kurulumunu yapalım. Yaparken birkaç hatam oldu. Bu nedenle müşteri hizmetlerini aradım ve müşteri hizmetindeki arkadaşla beraber kurduk. Şu an modem normal 5G olmadan normal internet hızını test edeceğim. Sizlere internet hız testi için kendi servis sağlayacağım internet adresini kullanıyorum ve başla diyorum. Paketim 35 megabitlik bir paket. Ve şu an 2 oda gerideyim. İki oda geride olmama rağmen 4 anteni olduğu için 31,6 megabit hızla şu an giriyor ve paketin neredeyse sonuna kadar kullanıyor sevgili dostlar. Upload'a bakacağız. Upload'da ise yine 11 megabit hızla indirim sağlıyor. Yani yükleme sağlıyor daha doğrusu ve ping sayım da 10. Bence gayet hızlı. Şahsen almak isterseniz tavsiye edebilirim. Bu bir reklam gönderisi değil ama yine reklam olarak yazmaya çalışacağım. Her ne kadar faturamızla alsak da, paramızla alsak da eğer kendi internet servis sağlayacağınızın modemlerinden gerekli yükleme hızını ya da download hızını alamıyorsanız bu modemi tercih edebilirsiniz. Fiyatı da uygun. Gerçekten memnun kalacağımı düşünüyorum. Şimdilik efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.